Burası Belçika'nın Fransızca konuşulan Valonya bölgesinde bir köy. Ama bir Türk köyü. Bu köyde hiç Türk yaşamıyor. Hatta kimse Türkçe de bilmiyor. Ancak köyün sakinleri kendilerini yüzyıllardır Türk olarak tanımlıyor. Efsaneye göre 12. 13. yüzyılda bu köy Haçlı seferlerine asker göndermeyi reddetmiş. O zamandan beri de civar köyler tarafından Türk olarak anılmışlar. Köyün sakinleri Türk kimliğini öyle benimsemiş ki futbol kulüplerinin ismi dahi Türk Gençler Birliği. Belçika'da her sene düzenlenen karnavala bu köyün sakinleri Türk motifleri ve Türk bayraklarıyla katılıyorlar. Hatta Belçika'nın diğer yerlerinden veya başka ülkelerden gelen Türkler de karnavala katılarak onlarla birlikte eğleniyor. En fait, c'est une légende, c'est une histoire de taxe. Que les Turcs ne voulaient pas payer, ça date de 1300 et de, je sais pas exactement. C'est une histoire de taxe en fait, que les Turcs ne voulaient pas payer et alors c'était rallié avec la partie turque et alors c'est pour ça qu'on les a appelés à ce moment-là les Turcs en fait. Vous savez, c'est tellement vieux, voilà, c'était à chacun son histoire, donc pourquoi pas, ça nous a permis de garder notre statut, je veux dire, puisque ici à Flamanville, tout tourne autour des Turcs en fait, donc les jeunes Turcs, la jeunesse et les jeunes Turcs, nous c'est très bien, on est très fiers de ça. Antwerp'ten geliyoruz, Türk köyüymüş burası, ziyaret etmek istedik. Buranın kültürünü görmek istiyoruz, acaba bizim Türklerle aynı mı diye. Ama çok sevimli bir yer, gerçekten. İlk girişte hoşumuza gitti. Sempati geldi yani bize. İlk olarak şaşkınız. İlk defa geliyoruz. Katılalım dedik işte karnavala. Gurur verici tabii yani. Güzel bir şey. Bildiğim kadarıyla işte geçmişte bu eskiden Osmanlı dönemi, savaş dönemlerinde falan buraya Türkiye bayrağı takmışlar. Başka düşmanlar uğramasın diye. Korku vermek için. Ben öyle biliyorum hikayeyi de bilmiyorum asıl gerçeği nasıl.